deneme. Tamam, kayıttayım. İyi miyiz? Tamam. İyiyiz, hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ben soru soracağım, böyle karşılıklı gidecek. Tamam. Konuşmak isteyen de sonra yaparım. Yani buraya müdahale olsun, tamam. Nazlı teyze. Efendim. Hı. Hadi bakalım, sohbetimize başlayalım. Esinden yana döne. Çok kaçtın. Çok kaçmışım bak. Çok kaçmadım. Öyle değil mi? Tamam, iyi. Şimdi Nazlı teyzeciğim, bu haftaki konumuz evlilik. Sen evlilik deyince aklına gelen ilk sözcük hangisi? Ne geliyor? Evlilik çok iyi bir meslek. Sevgi, saygı. Sevgi ve saygı karı koca birbirine yavrum. Her bir insanda evliliği yüklenemez, sorumluluğu çok olduğu için. Her bir insanda çekemez. Evlisiniz tabii. Ne kadarlık evlisiniz? 64'ün 14 Haziran'da. Kaç sene olmuş? Bayağı olmuş. Şimdi hesaplayamadım ben onu. 48 sene. Söyle söyle. 48 senedir evlisin Nazlı teyze. Peki tabii ki zor haliyle 48 sene evet, zor. Evet. Bunun püf noktası var mı? Püf noktası? Kargoca ilk günde böyle oldu mu olmaz. Sen evli misin? Ben değilim. Bekarsın. Şöyle birin aşağıdan olacak. O zaman evlilik yürür. Yok adamın bilemediğini ben bilirim. Adam karışamaz. Dedin mi iş bitti. Allah bereket versin. Alttan almak mı gerekiyor? Evet, alttan alacaksın. Karı zaten değirmenin alt taşı. Olmaz. Peki şeyi soracağım Nazlı teyze. Eşinle nasıl tanıştın? Nasıl evlendin? Eşimle nasıl tanıştım? Babam Soma'da işçiydi. Soma'da oturuyorduk. Küçüktüm. Benim babaannemle eşimin anneannesi kardeş çocukları. Eşimin anneannesi demiş Havzela. Ali'nin Nazlı'yı bizim İsa'ya alsak ya. Benim babaannem de demiş Nazlı'yı İsa'ya versek ya. Hadi bunlar ikisi dümür oluyor. Kimsenin haberi yok. Biz Soma'dayız. Bir kurban bayramıydı. Buraya gelecektik. Annemin babamın haberi olmuş. Tabii 63'ler haberi olmuş. Bana o elbiseyi de koy, bu elbiseyi de koy durmadan. Acaba düğün 3 gün duracağız koydum. Neden öyle olacak? Bunlar koy dedi, ben koydum. Meğer ben verilmişim. Ama senin haberin yok. Haberim yok. Yaşım 17. Şimdi tanıyor muydun daha önceden? Köyümüzün insanı. Bu da ilk öğretmen çıktı. Gönen'in Ayvalı'da köyüne tayini çıktı. Sonra öyle olunca köye geldik. Köylerde önceden bayram oluyordu. Deve oynadılıyordu. Salıncaklar kuruluyordu. Ben salıncağa bindim. Dayımın hanımı sallıyordu beni. Anam bir de baktım. Benim adam beni sallayıp durur. Kendim atayım desem uçuyor. Nereye atacağım? Atamadım. Yemiş ağacın tepesine çıkıyorum ben sallanırken. Karılar da bağırıyor. Kuyruk kime sallanır? Koca bıyın İsa'ya sallanır. Öylesi oluyorlar. İndik sancaktan. Deve yapılırdı oyun. Devesi. Köylerde. Bir küçük deve vardı. Eşim deveye girmiş durmadan bana gırbaç vuruyor. Anam bu ne ingisi? Evimize doğru yöneklendim. Ben önden arkadan eve gübürtmadık. O şekilde de siz. Eve vardık. O gün bana nişan gelecekmiş. Öyle sallı soplu. Çalgılı bilmem neyle abidik gübürtük nişan yok. Torba ana nişan geliyor poşette. Annemler aş pişiriyorlar. Evde yemek değil aş. Aş pişiriyorlar evde. İsa içeri girdi. Bahiye yenge dedi anneme benim karnım acıktı dedi. Gel oğlum gel 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 ben seni doyururum. Ben aldım bardakları. Çeşmeleri evde su yok. Çeşmeye suya gittim. Sudan geldim adam karnını doyurmuş. Bayram yerine gittim gizlice. Hadi yavrum beni gene yakala dur da. Senin gönlün yok muydu? Bir görünce bir içinde bir elektrik olmadı mı? Elektrikten anladığım mı var benim? Elektrik mi bileyim? Ben elektriği burada duydum televizyonda. İçin kıpırdamadı mı? Hiç kıpırdamadı. Böyle sekme sancak olur köylerde ağaçtan. Sekme sancağa bindim ben. Teyzemin oğlu öğretmen rahmetli. O vardı öbür tarafta. Gülenmez sancağı indiremiyorum aşağıya. Bir de baktım benim adam binmiş. Atarım kendimi dedim ama yukarıdayım. Nasıl açacağım? Fıstık gibi de sancağa bindik. Beni alan deyim var, ona da varayım deyim var. Kıskananlar da var ikimizde. Akşama da bir poşet gibi köylerde dokuma torba olur. Dokuma torbaya girmiş. İki elbiselik. Bir çift çorap. Örme çorap. Naylon statin çorap değil.
Üç tane daldın, hadi yavrum nişan geldi. Tamam, nişanlandık. Sonra arkası da evlilik oldu. Peki bakalım. Tamam. Devam ediyoruz. Taksi de yok o zaman. Bir cibe bindim. Dur. Bir cibe bindim. Dur. Evlilik için jipe bindi. Jipe bindim. İlk beyaz gelinliği ben giydim. Sizin Anca köyde. Ben Görükül. İlk beyaz gelinliği ben giydim. Davul düdük çalıyorum da çok da severim cümbüşü. Kafamı kaldırıyorum davula bakayım diye küt jibin borusuna vuruyor kafam taç. Aşağıya yiyorum boynum ağrıyor. Gelin gireceğimiz eve vardık, evin önüne vardık, şeker attılar. Bir de kapıya baktım, benim adam dikilip durur. Çikin, zayıf, öğretmen ama. Görünce gene canım durmadı. İndim şeyden, jipten. Girdik oğluma, gittik evin içine, tamam bitti iş. Tamam, oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim artık. Girsen de işin boku çıkar. Şimdi o zaman biraz daha... Şu adamı kaldırsam uykudan da o da gelsin. Senle yapalım, bir de onunla yapalım röportaj sonra. Tamam, şimdi o zaman bir soru daha soracağım sana. Evlilik neden önemlidir? Yani iyi bir evlilik nasıl sağlanmalı? Evlilik neden önemlidir? Adamlara geri söylemeyeceksin. Zıt ters gitmeyeceksin. Sen işini ne kadar da kızık olsan, adama işini gördürdün mü, onun gönlünün olduğu zaman söyleyeceğini söylersin. Baştan alalım dur teyzeciğim. Ha, evlilik neden önemlidir? Neden önemlidir? Ben girmişim 65 yaşıma. Hiç evlenmeyeydim. İnsana insan bakar, insana para bakmaz. Bir ev paran olsa kalk bana su al ver diyemesin paraya. Ama yanında bir evladın, bir eşin oldu mu istediğini yaptırırsın. Evlilik sonunu düşünürsen bunun için iyidir. Peki herkes için doğru bir insan var mıdır? Şimdi biliyorsunuz genç kızlar, genç erkekler evlenmek için artık biraz bekliyorlar. Hani doğru insan çıksın karşıma diye. Sizce beklenmeli midir doğru insan? Doğru insan beklenmelidir, soyu sopu sorulmalıdır. Sülalesi sorulmalıdır. Evet. Peki kişinin kendi tanıştığı kişiyle mi evlenmeli ki, bunu hani flört diyoruz şimdi gençlerde. Evet, şimdi flörtünüz var ya. Evet, yoksa görücü usulüyle mi evlenilmeli? Anam benim kız kendi köyümüzün içine vardı, sevdi de evlendi, çok mutlu. Oğluma da ben buldum, oyun yerinde gördüm kızı arkasında. Bunlar da çok çok mutlu. Ha. Geçen hafta sünnetimiz vardı. Hiç ben bunları anlamıyorum. Ha. Flört mü, evlilik mi, ceryem var, bir de bir ceryem. Koca koca karlardı adamlarda. Şimdi iki, bir kızın bir... Peki evlilik olunca aşk ölüyor mu? Aşk bitiyor mu evlilikte? Bitmez. Aşk ebedi bitmez. 64 senesinde evlendiğim aşk içimde. 2 senede beri hasta oldum. Azıcık aşkım yasılır gibi oldum. Gülmen günü iler bak. Seven insanın aşkı bitmez. Sevgi ve saygısının. Saygı olduğu sürece her şey yolunda her gider. Her şey olur. Sevgiyle saygı oldu mu samanlık seyran olur. Heyecan mı? Peki. Evlilik dışarıdan ya da içeriden aile bireyleri arasında ne olabilirse sarsılır. Hani bir şey olur da evlilik temeli sarsılır. Nedir bu? Evlilik temeli sarsılır. Şimdi seve seve alırlar. Sen çalışmıyorsun. Eşim çalışıyor. Sen de iyi geçindin mi illa karınlarına bir ağrı girer. Kaynananın olsun, görümcenin olsun. Bir ağrı girer, fit sokmaya bakar. Ama başındaki kocan kıymetini biliyorsa, annenin babanın kardeşin yerini, karının yerini ayırabiliyorsa geçim olur. Bilmiyorsa haydi yavrum yuva yıkıldı. Evet. Peki nasıl olmalı kaynanalar, görümceler? Mesela sen kaynanalık yapıyor musun? Kaynanayım. Gördüğünü görmeyeceksin, kör. Duyduğumu duymayacaksın, sağır. Bildiğini de söylemeyeceğim. Dilsizsin, Japon fermuarını çektin mi? Alem huzurlu yolunda gider. Peki bakalım. Evlilikte böyle özel günler olur. Siz bilir misiniz? Böyle işte doğum günleri olur, evlilik evet, yıl dönümleri. Onları geçirmeyiz. Gelinim hemşire, hemşireler günü, evlilik günü, onun yaş günü. Oğlumun günü, onu durum, onu unutmam. Gelinimle damadımı unutmam. Kendi içinizde peki eşinizle birlikte? Evet, ben
Avlan benim eşim bir gül getirmeyi bilmez. Sözde öğretmen. Demiyor musun mesela? Bir günde bir gül getir diye söylemiyor musun hiç? Nazlı Hanım ne yapacaksın? Gül burada çok yiyin de aşırı koku ver der bitti. El cihazinde olsa canın al. 3 ayda bir alınan maaşla memur maaşla ne olur senin? Bir şey almıyor mu böyle takıları çok seviyor kadınlar. Gül dışında yüzük falan almıyor ama musun? Ama takıları çok takındım. Çok takındayım. 28 tane dana burgum vardı. Rahatsız olduk. Buradan Balıkesir'den uçak kalkıyordu 75'te. İstanbul'a hep uçakla gittik. Hakkını yemem. Bir kadın olarak bir kadın ne ister? Eşinden sevgi ve saygı ister. Sen de kapıdan eşin girdin. Hoş geldin canım. Hoş geldin hayatım. Tamam o zaman adamın yüzü güler. Azıcık tatlı söz mü söylemek gerekiyor? Evet tatlı söz söyleyeceksin, geçineceksin. Akşama sana o zaman parkı da teklif eder, sinemayı da teklif eder. Bak bak karpuz almamışsın, kavun almamışsın. Adamı zaten hasrettin, terli yorgun geldi. Sana ne teklifte bulunabilir? Şimdi bir kadın demek ki o zaman sinemaya mı gitmek ister, yemek yemeye mi gitmek ister evet. Birlikte? Tatlılık oldu mu eşin bilemezse sen bildirsin. Varsa kabul ederse gidersin. Kabul etmeyeceğini anladın. Cep cihazında yoktuğunu anladın. Hiç soluma. Sovanın ekmeğini bak tadına. Sen de işte öyle yap. Tamam. Ben Nazlı teyzeyi dinleyeceğim inşallah. Kısmetim olursa. Eşinden başkasına. Kaynana kaynatana anne baba deme anneciğim babacığım. Dap. Peki tamam sorum geliyor. Evlilikte çocuk ne zaman olmalıdır? Bir evlilik 5 veya 7 senede rayına oturur. Hiç olmasa 3-4 sene boş durulmalı. 5 durmasan da. Neden? Birbirinin huyunu, tadını gezip göresiye kadar. Eşim 19 yaşındaydı, ben 18 yaşındaydım, evlendik. O 20 yaşında baba oldu, ben de 19 yaşında anne oldum. İkimiz de çocuk sevemedik. Bilemedik, kayınla kaynata yanındaydık. Çocuğu emzirdin mi gene adamın yanına? Tamam mı Sinan, bunları tut. Sadece çocuğa vakit ayırmayacağız yani. Sadece çocuk olmaz. Son sorum geliyor. Boşanmalar oluyor evliliklerde. Boşanma sebepleri sence nedir Nazlı teyze? İnsanlar niye boşanırlar? Sinancığım ben anlayamadım ki şimdikilerden bir şey. Benim eşim ne diyor? Evi süpürü süpürgen. Çamaşırı yıkar makine. Bulaşığı yıkar makine, 6 ay sonra kalk gidelim hakime, bunlar nedir diyor. Ben anlamadım. Doğru adamın lafı, bizim evlendiğimizde bir garalı basma yorgun vardı. Bulgar somya salamadık öğretmende ama bir tahta divan vardı. Onu da alalım bunu da alalım, benim dövüşmeye elim ermedi ki. Eksik düşünmeden. Şimdikiler noksansız evleniyor. Konuşacak bir şeye bulamıyorlar. Sen de öyle olacaksın. 64 yaşında bulaşık makinesi buldum ben. Bunu ne yapalım? Yani eşyaya daha çok önem veriyorlar. Evet. Konuşacakları bir konu yok gençlerin evlerinde. Noktan yok çünkü. Amcam bir yorgan dürü getirmeyeydi bana, ben kaldırdım. Yorgansız. Evet. Saygısızlık anan büyüklerine de karşı, kocasına karşı. Adam da karısına, ailesine karşı. Ailesinin ailesine karşı. Sevgisizlik ve saygısızlık, senin köle benim köle. Araya tabii soğukluk girecek. Ortalığı düzeltmeye bakacaksın. Evet. Ilıman davranılacak yani. Tabii. İçinden sevmesin de kaynanın kaynatanı. Anacığım dün günden bugün daha iyisin, bitti. Tamam. Peki benim sorularım bitti Nazlı teyzeciğim. Teşekkür ederim katıldığın için. Şimdi değil hayatım. Tamam. Hadi yürüyoruz biz eve gidelim, sana bir karpuz keçen ben. Beğendin galiba. Ay, çok beğendin. Oğlu da yok abi. Oğlan mı? Oğlanı mı yok? Nerelisin sen? Hadi sana ben bir oğlan bulurum. Yer karpuzunu.